Anneciğim yeter, öldürecek misin bizi? Aa, doyduk demeyin, kızarım vallahi, daha iç pilav var. Hmm, iç pilav da Fahriye'nin marifeti. Ben biraz iç pilav alırım. Sen? Ben bakayım. Tamam. Avukat bey gelmiş. Buyurun. İyi akşamlar. Oo. Mehmet. İyi akşamlar, hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ olun. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Mehmet. Şuradan bir sandalye getirseniz ya. Tamam. Gel otur. Ver. Merhaba. Hoş geldiniz. Sağ olun. Geçmiş olsun diyelim artık ha. Hepinizin gözü aydın. Sağ ol evladım. Bilgi alabildin mi? Ne bilgisi? Ne var yine? Yok bir şey anacığım. Parayı kim yatırmış merak ediyorum. Mehmet araştırıyordu da. Para büyük bir şirketin muhasebesinden yatmış. Şirket demek yanlış. Bir şirketler grubu aslında. Ve sahibi Kemal Sadıkoğlu diye birisi. Ne oldu tanıyor musun? Aynı koğuşta yattık da. Aynı koğuşta yattınız diye mi verdi bu kadar parayı? Mesele başka. Galiba bana borçlu olduğunu düşünüyor. Bugünkü babalanmanın nedenini anladınız değil mi? Kız sırtını sağlam yere yaslamış, oradan konuşuyor. O konu başka, senin yaptığın başka. Hem ne istiyorsun sen bu kızdan? Gıcık oluyor. Kıskanıyor olmayasın? Yok artık. Neyini kıskanacağım ben onu? Yılmaz'ın bugün bırakıldığını sen de duydun herhalde. O yüzden mi bu kadar sessizsin? Sessiz miyim? Yemek yiyorum sadece. Nereye saklandı o açık sözlü Elif? Buradayım, saklanmadım. Haklısın. Ama ilgisiz kalmam çok zor. Bir sürü şey geçip duruyor aklımdan. Bir sürü şey. İyi kötü bir sürü şey. Ama o kadar. Daha önce konuşmuştuk. Tekrar anlatmak istemiyorum. Zor bir konu. Ama kapandı. Bir daha açılmamak üzere hem de. Emin misin? Eminim. O zaman mesele yok. Babam için korktum sadece Murat. Biliyorsun daha önce başımıza geleni. O bir şoktu. Çok üzüldü. Büyük bir iş beklentisi vardı. Olmadı filan. Ama şimdi durum farklı. Para yatmış, adam çıkmış. Yani her şey yasalara uygun. Ben de bunu anlatmaya çalıştım zaten. Neyse, sorun çıkmadı. O da kabullendi meseleyi. Ha, unutmadan. Akşam için sakin bir yer buldum. Neresi? Nişantaşı'nda. Çok merkezi bir yerde. Zevkli, sakin, temiz, güzel. Yemeklerden de memnun kalacaksın çünkü servis 10 numara. Sahiden merak ettim. Neresi orası? Benim evim. Senin evin mi? Sana Çin yemeği yapacağım. Parmaklarını yemezsen para filan istemem. İddialıyız bakıyorum. Hem de nasıl. İyi, görelim o zaman. Yalnız önce çok kısa bir alışveriş yapmamız lazım. Tamam. 7:30'da kapıda buluşuruz. Tamam. Metal eşyalarınızı koyun efendim. Buyurun efendim. Sağ ol. İyi günler. Kimi görmek istemiştiniz? Kemal Sadıkoğlu ile görüşecektim. Randevunuz var mı? Hayır. Siz haber verin. Müsait değilse sonra gelirim. Gülçin Hanım, Kemal Bey'in bir ziyaretçisi var ama randevusu yok. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Beyefendi isminiz? Yılmaz Akın. Yılmaz Akın. Öyle mi? Tamam, hemen Gülçin Hanım. Buradan buyurun, Kemal Bey bekliyor efendim. Sağ ol. Kemal Bey'in ofisi 6. katta. Ayrılık ya. Yürüyün. Nasılsın abi? İyiyim, fena değil. Netice? Depoya silahları kimin soktuğunu buldunuz mu? Daha bulamadık abi.
Köstebeği bulmadan gözüme gözükme demedim mi ben sana? Dedin de abi. Aslında nasıl söylesem ki? Lafı ağzında geveleme, ne söyleyeceksen söyle. Sedat'tan kuşkulanıyorum. Sedat mı? Sedat yapmaz öyle şey. Son zamanlarda çok fazla para harcıyor abi. Bir de birkaç defa gizli gizli telefonda konuşurken gördüm. Olabilir mi diyorsun? Bir şey bulana kadar takip edin. Kimlerle görüşüyor, nerelere gidiyor bir bakın. Ama sakın ola ki onu şüphelendirmeyin. Alice, senin dikkatsizliğin yüzünden hapse girdim. Bu işi sen çözeceksin. Beni hapishanede bununla öldürmek istediler. Sustalı Kemal'i sustalıyla öldürmek. İyi fikir. Allah saklasın abi. Belli ki özel yapılmış. Araştır bakalım. Nerede yapılmış? Kim yapmış? Bir de bu Haluk kimmiş öğren. Yılmaz Bey geldi efendim. Ne bekletiyorsun? Al içeri. Peki efendim. Dışarı. Geçmiş olsun. Sağ ol abi. Sayende vallahi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Mahcup ettin abi. Niye mahcup oluyorsun? Az bile yaptım. Bu sana olan borcumun karşılığı filan değil. Daha seninle işimiz var. Böyle şeyler bana göre değil Kemal abi. Kendimi borçlu hissederim. Vallahi biraz zor durumda bıraktın beni. Yılmaz, bu konuyu kapatalım artık. Benim kafamın tasını attırma. Yok diyorsam yoktur. Tamam abi, şimdilik kapatıyorum. Ama benim de tersim pistir, söyleyeyim. Biliyorum. Ama bana sökmez. Kemal abi, sen nasıl birisin ya? Burası nasıl bir yer? Vallahi bizim hapishaneye bile daha kolay giriliyor. Anlatırım. Ama akşam yemeğinde. Çok uzun konuşmamız lazım. Dedim ya, seninle daha işim bitmedi. İyi değilim. Evet. Hayır. Mesele o değil. Daha kötü. Mesele Ömer. Bizi biliyor. Başından beri. Ne yapacağımı bilmiyorum. Nasıl anlatacağımı. Anlayabilir mi sence? Tamam. Yok, iyiyim. Merak etme. Hı-hı. Tamam. Ben de. Evin çok güzelmiş. Söylemiştim. Ukala. Böyle şeyleri hiç sevmem. Yani süs olsun diye konulan objeleri. Ben, yani bir arkadaşım hediyesi, ben almadım. Buraya koymak zorunda mısın? Ama orada görmez ayıp olmaz mı? Olmaz. Hatta bir daha böyle şeyler almaması gerektiğini de öğrenmiş olur. Nereye koydun? Senin bulamayacağın bir yere. Anlayacağın, benimle çalışmanı istiyorum. İyi de ne yapacağım abi? Ben bir tek nakliye işinden anlarım. Hapse girmeden önce gümrükte çalışıyordum. Bizim işlerin arasında nakliye de var ama bunların bir önemi yok. Kendinin farkında değilsin. Benim gördüğümü göremiyorsun. Ne görüyorsun abi Allah aşkına? Bana da söylesene. Kafan çalışıyor. Bunu fazla önemsemiyorsun ama o başka. Borsa işinde yeteneklisin. Sayende ne kadar çok para kazandık, unuttun mu? Kaybedebilirdik de. Ama kazandık. Yılmaz, ben yalnız bir adamım. Hayatta hiç kimseye güvenmem. Böyle istediğimden değil. Güvenebileceğim birisi olmadığından. Ama sen farklısın. Parayla derdi olmayan, kendi üstünde patron tanımayan, müdanasız birisin. Seni kazanmak kolay değil. Nereden tutulursun bilinmez. Doğru ama bunlar başıma hep dert açtı hayatta. Anneme sor da anlatsın. Bu nedenle de güvenebileceğim tek kişisin. Seni bir şeyle yakalayabilirdim. Dostlukla.
Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.